Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayat hilesi, deney falan böyle merak ettiğim ve görmek istediğim ya da gerçekten işe yarıyor mu bunlara bakmak istediğim şeyleri deneyeceğiz hep birlikte. Bu arada son videoya çok güzel yorumlar gelmiş, çok güzel destekler gelmiş. Bayıldım. Çok mutlu kaldım. Hemen dedim ki yeni bir video çekmeliyim. Sizde dedim mutlu etmeliyim. Orada nasıl gidiyor hayatım? Benimki çok iyi. Aynen. Aynı zamanda abone olmayan kullanıcı yüzdesini hala toparlayamadık. Bak. Aboneler hala bu durumda kanki. Abone ol ve beni bu durumdan kurtar. Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Sonra hemen videoya geçeceğiz. Son videoda güldüğüm 3 yorumu şu an ekranda görüyorsunuz. Siz de güzel eğlenceli yorumlar yaparak bundan sonraki her videoda ekranda isimlerinizi, yorumlarınızı görebilirsiniz. Haydi o zaman. Abone olup like'lar atıldıysa şimdi videoya geçelim. Her yerde senin mi lan? O ne? En azından bir yandan da ev alışverişini ben gözden çıkartmak istedim. Hem dedim eve alışveriş yapayım, işe yarayın illa bir şey olur. Hem de dedim deney yapacağım. Tadım yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu videoya eğer 10.000 like gelirse ikinci bölümde bomba yapmayı bilen bir arkadaşım var, patlama yapmayı. Onunla birlikte patlamalar, bombalar yapabiliriz kapalı bir alanda. Kapalı bir alan değil oğlum, yani insanlara kapalı bir alan. Ne bombası? Atom bombası. Yani onun için arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca 100.000 oluyoruz Ömerciğim. Harbi mi? Geçen video 88.000'dik, şu an 91. Bunu kim üzdü acaba? Ya buraya gel. Kuçu kuçu. Kuçu kuçu. Aleykümselam Fatih'ciğim. Sıçarken sevmeseydin daha iyi olurdu. Lan. Köpek böyle sıçmaz oğlum, saçmalama. E ne yapıyor şu an? Oğlum üzgün oturuyor işte. Bu bizim kanalın üzgün köpeği olsun. Gözlerimde senin gözlerin. Çocukluğumdan beri bunları açmayı beceremiyorum. Yeni mesleğim kasiyer o. 422 lira ama. Abone aşı. 500 lira. Nasıl bir sevdaya düştüm. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Önümüzde kesme tahtamız var vesairemiz var. Neler yapacağız neler. Ama ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İnanmayan inanmaz. Olan olur, olmayan olmaz. Zaten ben birkaç tane olmayan hayatta olmayacak dediklerimi şu an ekrana koyuyorum. Onları hiç yapma tenezzülünde bile bulunmuyorum. Bence zaten olmaz. Mantığı bile yok. Engelliyi kandırma. Aman arkadaşlar engelliyi. Dalgayı şöyle aldık arkadaşlar. Bu limon 2 lira bu arada. Limonu keseceğiz. Ekranda gördünüz zaten, ben yapıyorum baba. Görünmez yazı. Kulak çubuğunu aldık, limonun içine batırdık, suyumuzu aldık. Buraya bir şeyler yazıyorum şimdi. Ateşle yazıyı göstertebiliyormuşuz. Oluyor galiba arkadaşlar. Onun kim ev yanıyor? Ev sahibim umarım bu videoyu izlemiyordur. Tekrar deniyorum. Denediğimiz şeylere bak. Ben normalde bunları çok merak ediyordum. Oluyor mu oluyor mu diye. TikTok videosu yapmaktansa YouTube videosu yapmayı düşündüm. İyi düşünmüşüm değil mi? Bu sefer yakmayacağım. Bu sefer akıllı. Gizemli yazıyı böyle mi okuyacağım? Limon ve çakmakla mı gerçekten? Bu sefer oldu. Gizemli yazımız. Mükemmel bir şekilde bu deney doğruymuş arkadaşlar. Yani bu kadar mı? Limonla yazı yazmak mı diye ben size sorarım. Şöyle göstereyim. Buralar böyle dağılacak, kusura bakmayın. Olduğu kadar artık, yapabildiğimiz kadar. İki tane cam şişe almıştık. Belki görmüşsünüzdür, pat pat geçti de bile. Takviye lazım. Lan! Oğlum biz iki tane cam şişe almadık mı? Oh my god. İnanmıyorum. Bunu ilave ediyorum ağzına kadar. Tam üstünde olması lazım. Su dökülmeme deneyiymiş. Dökülürse ortalık birbirine girer, ben size söyleyeyim. Siz bunları evde denemeyin. Sakın evde denemeyin, ben profesyonelim. Benim kafam yerindeydi. Bunu böyle koyuyoruz. Olmadı. Allah Allah. Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunları ya? Benim kağıt havlumu sağlam, ben anlamadım. İki. İkinci de olmadı. Üçüncüyü deniyoruz. Biraz daha su ilave edeyim. Yapacak bir şey yok. Öbür türlü olmaz baba. Bunu böyle koydum. Ya sabı. Aspina. Saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Çok sinirlendim. Dökülürse dökülsün. Bunun adı arkadaşlar Vaziliyottanem deneyi. İnancımız tam, güvenimiz tam bu sefer olacak. Şimdi bunu ters çevirince su dökülmüyormuş. Ben döküleceğini düşünüyorum. Kendim bile güvenmiyorum. Bu suluğun içine doğru çevireceğim. Dökülürse ortalık darmadağın olmasın. Has. Hadi lan. Kağıt peçeteyle şu an bunu tuttum. Böyle videonun sonuna kadar böyle duracak arkadaşlar desem. Harbi duruyor lan. Dursun kenarda kanka. Bu işe yaradı. Yine aynı kağıdı kullanacağım. Bu kağıdı haliyle az önce gördüğünüz gibi böyle yaparsak yanar. Bu şekilde bunu bardakla yapınca bu yanmıyormuş. Yine buna inanmadım ama bunu yine sizle deneyeceğiz. Bismillah diyerek. Vallahi yanmıyor lan. Aa, bak harbi yanmıyor. Sadece is oluyor. Gördüğünüz gibi bu da başarılı. Böyle olmaz ki, videoyu sonra diyorsunuz ki abi uzun yap. 50 milyon tane mi deney yap ya da 50 milyon sıkı ilacı mı yesem? Ama sonda iki deney var, kafayı yiyeceksiniz. Ben bu arada zeytinyağını görünce aklıma şey geliyor benim. Ben bu zeytinyağını dönere kullanmıyorum. Baba. Bu adam geldi, ona da inşallah bir gün Adana'da takipçimiz varsa tüm masrafları karşılasın. Adana sokak lezzeti. Baba. Tarçın ve suyla alakalı bir deney var. Artık kapağını kaldıralım. Kanıtladı kendini kanka. Suyun üstüne tarçın dökünce parmağı sokup kuru bir şekilde çıkartabiliyormuşuz. Zaten ekrana ben bunların hepsini koyuyorum tekrar. Onu deneyeceğiz, bunu deneyeceğiz dememe gerek yok. Siz oradan izlersiniz. Tarçın. Aklıma şey geldi. Elmer, ekmek kafalı. Tarçını buraya koyduk kanka. Şimdi elim kuru gördüğünüz gibi. Batırıyorum parmağı. Zuuuuk.
Oğlum neler oluyor? Gördüğünüz gibi kupkuru çıktı parmağım. Yani suya dalacağınız zaman arkadaşlar tarçınla dalabilirsiniz. Tekrar deneyelim. Suyun içindeyim, gördün mü? Yanında senin bile içinde olabilirim Marre. Bu deneyimiz de tamam ama bu kadar. Ben böyle akşama kadar deney yaparım. TikTok'taki tüm videoları bana atın, deney olarak deneyeyim. Aa, kralına geldik. Ben bunu yanında yaksam ne olur, patlar mıyız? Patlarız. Aynen kanka, şimdi patlama efekti girecek oraya. Nasıl yakaladın değil mi? Bom diye falan. Çok iyisiniz lan. Beyaz sabunla pembe sabunu niye karıştırırsın ki abim işte. Humusla uhuyu yapıyor, açınca böyle. Aa, bu öyle bir uhu değil ki. Bu 408. Aa. 404 olmasın. Paramı gereştiriyorum. Aa, olmuş lan biraz. Ucuna bak. Abim beni. Abi yapma. Nasıl çözeceğiz bunu? Elime yapıştı. Ne? Elim çöken yandı. Aa, ellerim dönüşüyorum ama. Kapa kaydı kapa Ömer. Ömer'in yüzünde. Sussana lan. Harbi elimde kurudu lan. Bir insanın elinden böyle ses çıkar mı? Parmağımı hareketlemiyorum böyle. Sıfır şaka, burası full uhu şu an bak. Elim yanıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa harbi çıkmıyor. Ben oturdum tüm gün uhu çıkartacağım galiba. Canım yanıyor. Ama dediler eldiven ve gözlükle yapın deneyleri. Evde denemeyin dedi. Elim çöken yandı. Ev kadınlarının dikkatine, çok güzel. Size kısa yoldan bir yumurta beyazı ve sarısı ayıklama yöntemi göstereceğim. Sihirli malzememiz sarımsak. Yumurtayı kırıyorum. Yumurtayı kırdım. Sarısıyla beyazı. Ay, kabuğu da içine kaçtı. Sarısıyla beyazını nasıl ayırt edeceğiz? Gel şimdi Ömer'im. Ellerde uhulu ama şimdi. Sihir uhuda diyecekler. O yüzden bu elle yapıyorum. Sarımsağı aldım. İki parmağıma da sarımsağı sürdüm. Bu olursa var ya, of karışır. Bu video 500 milyon. Akrabalarınıza atın. Yumurta sarısını beyazından ayırmayı. Harbi oluyor lan. Ama bir tutuş hissiyatı geldi. İkinci bir yumurtayla deniyorum. Bu sefer olacak kanka. Ben o beyazı sarısından ayıracağım. Ayıracağım. Bunu da koyarım. Oğlum elim sarımsak kokacak. Akşama çengele tost yemeye gidiyoruz. Ama kimde? Vallahi oluyor. Öyle tutarsan olur mu? Hanımlar dikkat, oldu. Beyazı da burada bu arada. Hop şöyle yapar, beyazını da alır. Hani beyaz görebiliyor mu kardeş? Bak sarısı. Hop yumurtanın sarısı gitti Ömer'in yer. Patlamıyor kanki bu. Aynen, ne kadar iğrenç bir çocuğum ya. Uhu yumurta. Şimdi yalasam bunu var ya kesin. Ama yumurtanın sarısını beyazından ayırmış oldu. En sevdiğim deney geldi arkadaşlar. Şimdi bir bardak. Az önceki su bardağı nerede? Türkiye'nin en büyük dağı su bardağı. 5C sınıfında arkadaşlarınız yaparsanız wow gibi bir tepki alabilirler. Su bardağı tarçınlı ama o yüzden işimize yaramaz. Bunun içine suyu dolduruyorum arkadaşlar. Deodorantı kulak çubuğuna sıkıp. Hadi lan. Şimdi ne oldu? Görüntü ya. Kızlar hava atacak. Deodorantınız var mı diyeceksin. Diyecek yani pis kokuyor falan bu adam. Ne lan böyle diyecek. Ne kadar pis bir adam. Ben onu böyle pıs. Of. Bir de bu var kanki. Bunu arkadaşlarınıza yapmayın, öpüyorum. Çok garip bir olay var. Bu çikolatayı ben sana çoğaltacağım hemen. Şekli bozulmayacak, bir tane fazladan çıkacak. Garibanlıktan dolayı ellerim uhu oldu full. Çok rahatsız edici bir durum bu ya. Lütfen ambulans. Darmadağın olmuş bile zaten. Ben yapmadım. Yapmadığımı anlayacaksınız. Çünkü böyle kesmemiz gerekiyor. Üçüncüyü çapraz kesiyoruz kanki. Heh. Bunu buradan kesiyoruz. Hop. Bir tane çıktı değil mi? Nasıl yapmışam? Bunda 2, 4, 6 tane var. Bizde 2, 4, 5 tane var. Parama yere istiyor. Şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu artık patlak. Bu bir daha kesilmez. Oğlum çok güzel, az yesemem. Vallahi enerji. Kış havalarındasınız. Telefonu kullanmanız lazım. Motordasınız ya da elinizde dediğim gibi eldiven var. Bazen telefon dokunmatiği çalışmıyor. Ben de bunun için bir çözüm buldum. TÜBİTAK beni bul. Telefona dokunamıyorum, açılmıyor. Ama burada bir pil var. Az önce dokundum, açılmadı. Oyda. Oyda. İstediğin gibi dokun, buradan takıp. Cebinizde pil taşıyın demiyorum ama böyle bir şey var, işinize yarar ya. Hatta fotoğraf bile çekilebiliriz. Bu da böyle bir şeydi yani, hayat hilesi gibi bir şey gösterdim size. Güzeldi değil mi? Sıradaki neydi? En güzel şeylerden birisi bu fil deneyleri var ya, bunları işte hidrosit, permanganat, klorür, flor, kalsiyum, klor. Ben bunları bulamayacağım için dedim ki nasıl yapabilirim bunu ben? Ketçap, karbonat ve suyla yapılabiliyormuş. Ben de gittim ketçap, su ve karbonat aldım. Ketçabı döktüm. İçtim şarabı. Suyu döktüm. Karıştırıyoruz salça. Oo. Bir şey köpürürse, patlarsa, bu ev uçarsa vallahi benim suçum değil. Bir şeyler oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Daha mı fazla atmamız lazım? Olmadı. Yeteri kadar etkileşime girmedi. Bunun böyle püf yapması lazım. Bunu tekrar denemeyeceğim. Olmadı bu. Kendi kendine köpürsün dursun. Sirke, bulaşık deterjanı ve karbonat var. Yine aynı bardağı kullanıyorum. Sirke. Ay aman. Hiç de sevmem sirke kokusu. Sendeki akıl sirke silenmez. Sirke sürülmezi sirkeyle karıştırayım dedim de olmadı ya. Üf, bulaşık dedi.
Harbiden çok kötü. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Ya çok kötü oldum kaba. Büyük ihtimal bu da fil deneyi arkadaşlar. Her fili, böyle filisine iki tane karbonat dökeceğim. Bakalım ne olacak. Uy, nasıl olur a**koyim? Karbonatı sana döksem sen de köpürürsün. Bu ne saçma bir deney. Harbi ben camı açacağım, çok kötü oldum. Ananesi. Allah çarpsın, çok iğrenç bir şey. Iy, bunu buradan direkt kaldırıyorum. Dünyanın en güzel deneyine geçiyoruz. Hazır mısın Ömer? Lav lambası yapmayı deneyeceğim. Bunu çok merak ediyordum. Benim hep lav lambam olsun istiyordum. Ama alamıyordum dildoya benziyor. Yine karbonat. Bu sefer bir ürünümüz daha var. Gıda boyası. Bir de yağ var. Üzücü bir durumda. Bir de sirke var bir daha. Yapacağız bir şekil. Aynen ben de öyleyim şu an, çok çirkin. Göreceğiz, oluyorsa lav lambasını altına da ışığı bir koyarım. Işıkları bir kapatırım, manyak olursunuz. Sırasına bakmam lazım ürünlerin, yoksa bok oluyor, yapamıyor. Karbonatı koyuyor. Yağıyla dolduruyor ağzına kadar. Basıyoruz kanka gıda boyasını. Nefesimi tut. Hani onları tepkimeye getirmeye getirdim. Işıkları kapatabilir miyim? Dur. Ben biliyorum oğlum, bir dur. Oğlum heyecanlanma. Vallahi on numara oldu. Oo, hem de ışık veriyor etrafa mavi. Oh my god. Bunun altına bir tane ışık almamız lazım. Hocam kızı getireceğim. Koyacağım. Ne diyor ona? Habire bir etkileşimle, görüyor musun? Ama siz hala etkileşimle değilsiniz. Neden hala abone olup beğenip yorum atmıyorsunuz arkadaşlar? Bu videoyu, bu deneyleri de sonlandırmış olduk. Böyle eğlenceli değişik video fikirleriniz varsa şurada çıkan mailden bana gönderebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. 100 bin abone olayan... Ya inanan inansın ya. 100 bin abone oluyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet. Vallahi kusura bakmayın, sizi de gereksiz şeylerle meşgul ettim. Hakkınızı helal edin.